sevgili takipçilerim, kankalarım. Yeriz yeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte, evet, kafama göre ikinci sezon, evet, yeriz ikinci sezon bomba bir şekilde geliyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Evet sevgili değerli izleyici konuklarımız, gökyüzü olaylarıyla çok fevkalade, çok şahane. Şimdi giriyoruz. Oynat oynat kafana göre birinci bölüm. Esantrik geri dönüyor. Yes! Evet, ilginç gökyüzü olaylarıyla karşınızdayız birinci bölümümüzde. Başlayalım isterseniz. Ateş gökmüş abi. Sirius bulutlarının mevcut olduğu ve güneşin tepede bulunduğu dönemlerde buz kristallerinin yatay olarak hizalanmış olmasıyla oluşan ve meydana gelen normal gökkuşağının aksine düz bir yapıya sahip olan gökkuşağı türüdür. Olimpos Dağı üzerindeki merceksi bulutlar. Troposferde oluşan bu lens şeklindeki bulutlar dağların etrafında esen dikey rüzgarlar sonucu oluşuyor. Gökkuşağı Okali Tosu. Dış kabuğunda farklı zamanlarda ortaya çıkan mavi, mor, turuncu ve kavun içi tonlarıyla gökkuşağına benzetilen bir ağaç türüdür. Kutup ışıkları. Kutup ışıkları ya da Aurora Borealis kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen nüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Işık sütunları. Dünyanın atmosferinde mevcut buz kristalleri tarafından güneş ışığı veya ay ışığının yansıması ile oluşan bir optik fenomendir. Maldivler'deki fitoplankton dalgaları. Dalgalar tarafından kıyıya getirilen fitoplanktonların kimyasal enerjileri ışık enerjisine dönüşür. Fitoplanktonlar tek hücreli canlılardır fakat bu tek hücrelerin içerisinde biyolojik olarak elektrik üretebilecek kadar teknolojik bir yapı saklı. Bu o kadar üst bir teknoloji ki rahatsız edildiklerinde bu minik canlılar koca bir sahili bile aydınlatabilecek kadar ışık yayabiliyorlar sevgili değerli izleyici konuklarımız. Uzmanlar fitoplanktonların su yüzeyinde süzülmesiyle çevrelerindeki suda oluşan hareketin canlıların içindeki proton dolu organellere elektrik sinyalleri gönderdiğini belirtiyor. İnci bulutu. Sedefli gibi görünüşleri sebebiyle bu bulutlara inci bulutu deniyor. Sadece kutup bölgesinde güneş batışından sonra ya da doğumundan önce görülebiliyorlar. 3. Volkanik yıldırım. Volkan patlaması sırasında meydana gelen toz bulutları statik elektrik ihtiva eder. Ve farklı yüklerdeki iki toz bulutu arasında elektrik boşanması yıldırım şimşek ortaya çıkar.
2. Undulu Undulatus Cloud Cloud Application Society Society Devlet Değerlendirme Kurulu adlı grubun önerisiyle yakın zaman içinde adlandırılmış ve Cenevre'de bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kabul edilmiş bir bulut türü. Bu bulutun oluşması için doğru oranda atmosferik istikrarsızlık, yeterli yoğunlukta bulutlanma ve yeterli kuvvete bir rüzgarın uygun açılarda bulutun üzerinde buluşması lazım. 1. Kata Tumbo Şimşekleri. Diğer adıyla dinmeyen fırtına, dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayıdır. Venezuela'da Catatumbo Nehri ile Maracaibo Gölü'nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160 gece boyunca her gece 10 saat süreyle şimşekler çakıyor. Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Kafama göre ikinci birinci bölümünü noktalıyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kafama göre.